Sayın izleyiciler, Türkiye'de bu olan Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Adıyaman Gelgel ilçesinde aşağı Dağlıca köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Mehmet Osanoğlu ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarım 3. dönem seçilen ilçenin kıdemli muhtarlarından, ancak köyün içerisine bir girdim. Köy demeye 1000 şahit lazım. Her yer toz, toprak, yol denecek yol yok. Doğru mu? Yol yok. Evet. Altyapı yok. Altyapı yok. Zırhların arkadaşı yok. Evet. Taze evi. Taze evi var. Bir de bizim okulun oradan böyle park adaşı yapılacak da bunu yer yapılmadı. Var, evet. Yapılmadı. Okulumuz açık. Ha. Abi bizim yalnız biz suyumuz da azdır yani, yeter. İçme suyu mu? Ha, azdır yani. İçme suyu için müracaat ettin mi efendim? Yok, etmedi ama yok, su yok. Yani, abi var. Su bulurlar, edeceksin. Sondaj açıyorlar biliyorsun. Yani, yok, bizim Gelgede sütunta bizim kuyuda yok. Onun çıkmıyor. Allah Allah. Vallahi çıkmıyor. Abi ilerden getirirler. Yok işte. Evet. O kadar. İçme suyu olmaz arkadaşlar. Geçen altyapı, birinci altyapıdır. İkinci bu yol. Yol. Yol çok bozuk arkadaşlar. Anlatmaktan olmaz. Yine 100.000 defa ben direkt edeyim. Milletvekillerimizi davet ettim. Yok. Şimdi evet diyorlar, yapan yok. Arkaya geri bırakıyorlar. Yani yapacağız bu hizmeti diyorlar, ancak yapmıyorlar mı? Yapmıyorlar. Evet. Kesinlikle. Bugün işte ilçenin AK Parti ilçe kongresi de, olan kongresi de yapıldı. Eski arkadaşımız Emin Bey. Emin Altarslan. Evet. Arslan yine seçildi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ona da söyledik. Gelgel'in köylerine gerekli hizmetler yapılmalı. Neden? Çünkü ilçe başkanımız da çok başarılı oldu biliyorsunuz. Referandumda Sincik'te %96, Gelgel'de de %87 ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanımıza destek oldular. AK Parti sevdalısı bu Gelgel'li vatandaşlarımızın köylerinin eksik hizmetlerinde biz yetkililerin tamamlamasını ne yapıyoruz? En çok bizim bu köye hizmet yoktur. Evet. En çok yani hizmet yoktu bizim bu köye. Evet. Hizmet almamış bu muhtar. Üçüncü dönem seçilmiş sayın izleyiciler. Dağ dağına var, bilmem var, her tarafa var, bizim bu köyde yok. Neden yok efendim? Bilmiyorum, ben söylüyorum neden olduğunu ben anlamadım. İşte şey yapacağız yani şimdi. Ya söylüyorum, evet diyorlar, kimse bakmıyor. İlgelen meclis üyesini davet ettim köye. İlgelen meclis üyesini. Ben davet ettim, köye geldiler. Evet. Gerçekten her zaman bütün o örüşten bu bizim... davet ediyorum. Örüşten bir yemek veriyoruz. Evet. O şeyden. Evet. Geliyorlar bak öyle. İl milletvekili, yani milletvekillerimizi çağırdın mı? Yok, çağırmadım. Onlar gelmiyorlar. Bir seçimden gelmedi mi? Ya bir seçimden geliyorlar, daha gelmiyorlar. Kaç tane burası efendim? Burası mı? 75 tane. Nüfus ne kadar? 250. 250 nüfus var sayın izleyiciler. Şimdi yukarıda alıcı, aşağıda alıcı, arası da çok yakın. Ya, yukarıda alıcı yapmışlar, bizimki yapmamış. Bak, neden orayı alt yapma, alt yapma. Evet. Orası kaç tane efendim? He? Orası kaç tane? Aynı bizim hane gibi. Evet. Sayın izleyiciler, işte ben bunu yapmışlar, her zaman söylüyorum. Yapmadım. Araştırmacı, gazeteci olarak. Bu ne oluyor? Bu itimat oluyor. Öyle değil mi? Yani şimdi yan köye hizmet yapılıyor. Yanındaki köye hizmet yapılmıyor. Vatandaş da ne yapıyor? Muhtara kızıyor. Ya muhtar, sen niye hizmet yaptırmıyorsun? Bak o muhtar hizmet yaptırdı köye diyor. Altyapısını yaptırdı, park adaşını yaptırdı diyor. Sen neden bunları yaptırmıyorsun? Bizim köyümüz neden kokuyor diyor, değil mi? Doğru da ben 100.000 defa söylemişim malı. Ya bu bizim bu şey altyapı çok berbat. Evet, koku geliyor, doğru mu efendim bir de? Onun için altyapı, kanalizasyon, bu daha yapılmalı diyoruz. Taze evi rica var. Rica ediyoruz bunları yapılması. Taze evi var mı muhtar? Taze evi var, sondur, güzeldir. Evet, güzel yapıldı. Çocuk parkı? Çocuk parkı yok. Yok. Okul açık mı efendim? Okul açık. Kaç öğrenci var? 31-32. 31 öğrenci var. Okulun bahçesine bir çocuk parkı yapmasını istiyoruz yetkililerden. Evet. Çocuklar çocukluğunu yaşaması için mutlaka çocuk parkı yapılmalı. Ancak burada üç tane önemli konu var. Bir, altyapı mutlak yapılmalı, acil. İki, sokakların park adaşı yapılmalı. Sokaklarda hiç düzeltilmemiş de. Mutlak düzeltilmeli, krediyle ilk etapta düzeltilmeli arkadaşlar. Yollar, yani buraya köy demek için bin şahit lazım köy demek için. Yol yok arkadaşlar. Onun için... Yani bugün... Duyman sanki patoz yapıyor. Evet, bugün kurulmuş bir köy gibi yani. Üzüldüm bu köye girer girmez. Ben dedim yani herhalde muhtar birinci dönem seçilmiş, hiç hizmet almamış ama üçüncü dönem seçilmiş arkadaşlar. Onun için mutlak buranın altyapısı yapılmalı, park adaşı döşenmeli ve çocuklara çocuk oyun grubu kurulmalı. Ama en önemlisi de içme suyunda sorun olduğunu belirtiyor. Buranın içme suyu sorununda biz mutlaka çözülmesini
istiyoruz. İleldeki köylerde su var, Ağaçlı'da. Doğru mu efendim? Ağaçlı'da bol su var. Oradan buraya su gelebilir. Bizim su vardı, yetmiyor. Ben başa söylemiyor da onun için yetmiyor. Evet. Evet sayın izleyiciler, işte biz halkın seçini bugün de halkın temsilci olarak seçtiği muhtarımız vasıtasıyla. Bir de bana diyor ki sen hizmet ne yapıyorsun? Her zaman bak gergere gidiyorum. Kankam ben yanına gidiyorum. Evet diyor. Tabii kankam ben yanına gidiyorsun değil mi efendim? Sorun yok. Bazı köylerde bazı iyi... Kaymakamı davet ettin mi efendim? Ettim. Cem Bey. Geldi mi efendim? Geldi. İki defa. Gördü mü köyün durumunu? Gördü kendini. Evet. Yani. Kaymakam Bey söyledi ki bu sene 36 kilometre asfalt yapacağız köylere. Önümüzdeki 2018 yılında da 100 kilometre yapacaklarını belirtti. Ancak biz altyapı kanalizasyona da önem verilmesini istiyoruz. Kaymakam Bey çok değerli bir arkadaşımız. İşte köylerde ziyaret ediyor. Onun için mutlaka biz bu hizmetler yapılmalı diyoruz. İşte teyzemiz de bize kahvemizi getirdi sayın izleyiciler. Görüyorsunuz kahvemiz. İçeceğiz. Teyzemize de teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi halkın sesini halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla bugün de Adıyaman Gergen aşağı Dağlıca köyü muhtarımız Mehmet Osanoğlu ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. İnşallah eksik hizmetler yapılır diyoruz. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Siz geldiği için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.